KVKK kanunu aslında çıkışı itibariyle şu anda gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiği bir zamandayız, süreçteyiz. Birçok kurum bu konuda çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle kişisel verilerin yoğun şekilde kullanıldığı bankacılık, finans sektörü, sigorta, yine finans sektörü olarak sayabileceğimiz sağlık sektörü gibi gibi birçok alanda, birçok sektörde yoğun çalışmalar var. Gerçekten hepimiz için önemli. Çünkü bu veriler birçok noktalarda dağılıyor. Geçmişte yaşanmış tabii bir takım olumsuz durumlar dolayısıyla da kişilerin bilgilerini verirken bu bilgilerin kurumlar tarafından hangi amaçla kullanılacağı, ne kadar süreyle kullanılacağı gibi gibi konularda bir aydınlatılma yükümlülükleri söz konusu oldu. Bizler de bu yükümlülüklere yönelik olarak çeşitli duyurular ve bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Onun dışında kişisel verilerin imhası ile ilgili, bu verilerin silinmesi, yok edilmesi ile ilgili takım prosedürlerin oluşturulması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii süreç bazlı yaklaşmak çok önemli. Çünkü iş birimlerimizin bu verileri hangi süreçlerde kullandığı, hangi partilerle paylaştığı noktası, hepimiz bu verilerin bulunduğu yerleri de analiz etmek anlamında bu süreçlerin içerisinde bizim için önemli bilgiler sağlıyor. Özellikle kurumun kendi sistemlerinde tutulan verilerin korunmasının yanı sıra tedarikçilerle paylaşılması anlamında da ciddi bir tarafı var, irdelenmesi gereken bir tarafı var. Keza 2018 yılında aslında büyük kurumların ciddi güvenlik yatırımları olması dolayısıyla arkadan dolaşarak bu büyük kurumların birlikte çalıştığı tedarikçilere saldırmak ve onlardan doğru büyük kurumlara bir kapı elde etme gibi saldırı trendlerinin artacağı yönünde bilgilerimiz var. Dolayısıyla bu kişisel verinin aslında durduğu, saklandığı ortamlar, iletildiği yapılar, hangi platformlarda, hangi protokollerle iletildiği ve kimlere doğru gittiği gibi gibi aslında bütün boyutlarıyla bakmamız ve gerekli kontrolleri tesis etmemiz ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Bu konularda da özellikle belirttiğim sektörler başta olmak üzere oldukça yoğun faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.